Hanemiş Teknoloji'den hepinize merhabalar, ben Muratcan Safyürek. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün sizlere baştan sona Discord kullanımını göstereceğim. Discord, arkadaşlarınızla yazılı olarak, sesli olarak veya ekranlarınızı paylaşarak veya görüntülü olarak konuşabileceğiniz bir uygulama. Sadece birebir konuşmak zorunda değilsiniz. Grup olarak da konuşabilirsiniz. Toplantılar yapabilirsiniz. Bu uygulamayla sunucular oluşturup etkinlikler düzenleyebilirsiniz veya sadece birebir arkadaşlarınızla konuşursunuz. Hepsi için gerekli işlemleri bu videoda sizlere göstereceğim. Videoya başlamadan kanala abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretlemeyi unutmayın ki bundan sonra yayınladığımız videolardan da haberdar olabilin. Hemen Google'a Discord yazarak Discord'un sitesine girebiliriz. Bakın Discord yazdık. Hemen ilk başta discord.com çıktı. Buradan bakın Windows için indir seçeneğine tıklayarak uygulamamızı indirebiliriz. İndirdikten sonra bu setup dosyasına iki kere tıkladığınızda kurulumunuzu basit bir şekilde yapabileceksiniz. Programı kurduktan sonra masaüstünüze şöyle bir Discord kısa yolu geliyor. Buna da hemen tıklayarak istediğiniz zaman uygulamayı açabilirsiniz. Uygulamayı açtığınızda öncelikle kişisel arkadaşlarınızla birebir konuşmak istiyorsanız bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Bunun için şu Discord simgesine bir kere tıkladıktan sonra arkadaşlar kısmına gelin. Daha sonra arkadaşınızın kullanıcı ismini ondan öğrenip buraya o arkadaşınızın kullanıcı ismini yazıp arkadaşlık isteği gönder deyin. Kullanıcı ismini nasıl öğrenecek arkadaşınız diye soracak olursanız veya siz de kullanıcı isminizi verebilirsiniz. Bakın şöyle ismine bir kere tıkladığında kullanıcı ismi kopyalanır. Bakın ben mesela tıkladım ve kopyalandı. Bakın bu benim kullanıcı ismim. Bunu ben bir arkadaşıma verirsem ve o bu sayfaya bu ismi girerse beni arkadaş olarak ekleyebilir. Daha sonra ben onunla istediğim zaman sesli, görüntülü, yazılı olarak konuşabilirim. Bunu yaptıktan sonra zaten arkadaşlar kısmına şurada arkadaşlarınız gelecek. Ben de şu an hiç arkadaş olmadığı için bu profilimde arkadaşlarımı göremiyorum. Arkadaşı bulduktan sonra buradan ismine tıklayarak mesaj atabilirsiniz. Mesela ben daha önce birine mesaj atmıştım. Bu benim ikinci profilim. Bakın buradan arkadaşımı sesli olarak arayabiliyorum, görüntülü olarak arayabiliyorum veya yazışabiliyorum. Bakın burada benim ismim Muratcan Safyürek. Onun ismi ise Muratcan Safyürek 2. Bu şekilde arkadaşımla iletişime geçebiliyorum. Siz diyelim ki daha büyük bir organizasyon yapacaksınız. Daha fazla kişiyle bir araya geleceksiniz. Bunun için bir sunucu oluşturabilirsiniz. Sunucu oluşturmak için şuraya bir sunucu ekleye tıklayarak hemen buradan isterseniz hazır böyle şablonlarla gelmesini isterseniz işte kulüpler diyebilirsiniz. Bir kulüp veya topluluk için kulüp 1 diyorum mesela oluştur dedim. Bakın oluşturduğum gibi bakın işte bilgi kısmı, metin kanalları, ses kanalları vesaire buraya hepsi geldi. İşte burada duyurular yayınlanıyor. Metin kanallarında işte yazışılabiliyor. Ses kanallarında işte sesli konuşmalar yapılabiliyor. Veya şuradan bir sunucu ekle diyerek kendim oluşturayım derseniz şuradan daha boş bir sunucu yani bu özelliklerin olmadığı daha sade bir sunucu oluşturabilirsiniz. Şuna da MCS yazıyorum. Hemen bir oluşturuyorum. Bakın MCS sunucumu oluşturdum. Sadece metin kanalları ve ses kanalları kısmı oluştu. Buraya geldikten sonra mesela metin kanalları altına istediğim kadar metin kanalı ekleyebilirim. Burada sadece yazışmalar dönüyor. Daha sonra bu metin kanallarına belirli yetkiler ekleyebilirim. Atıyorum bu kanala kimse bir şey yazamasın, sadece okuyabilsin. Bu kanala sadece yönetici bir şey yazıp bir şey görebilsin gibi. Veya mesela ses kanalları. Buraya istediğim kadar ses kanalı ekleyebiliyorum. Şöyle. Hemen kanal oluştur diye. Bakın ses kanalı ekledim. Mesela bir tane özel ses kanalı oluşturayım. Bakın özel yazdım. Bu özele tıkladığımda şöyle yetkileri, şuradan izinleri görüntüleyebilirsiniz. Buradan mesela şöyle işte kanalı görüntüle. Bunu mesela tabi burada çok fazla rol olmadığı için şu an istediğim ayarı yapamadım. Önce sizlere rol oluşturmayı göstereceğim. Daha pratik olacak. Bunun için sunucu isminin yanındaki aşağı gösteren oka bir kere tıklıyorum ve sunucu ayarları diyorum. Buraya gelip roller diyorum. Bakın burada klasik olarak everyone dediği yani tüm üyelerin sahip olduğu rolü gösteriyor. Buna ek olarak ben bir yönetici rolü oluşturacağım. Normal üyeleri ve yöneticileri bu şekilde ayırabileceğim. Şuradaki artıya tıklayarak yeni rol kısmına da admin yazıyorum. Yani yönetici veya yönetici yazayım şöyle. Evet yönetici yazdım. Buna bir renk atıyorum. Sarı ya da kırmızı olur genelde yöneticiler. Yöneticiyi atadıktan sonra en aşağıdaki kısmına gelip bakın gelişmiş izinler kısmından yöneticiyi aktif hale getiriyorum. Yöneticiyi aktif hale getirdiğimde
tüm yetkileri yöneticiye verir. Diğer buradan tek tek ayarlamalarla uğraşmazsınız. Buradan mesela bir de yeni üye oluşturacağım. Yeni üyelerinki de mesela sarı olsun. Buradan yeni üyelere mesela kanalları görüntüleyebilsin ama kanalları yönetemesin, rolleri yönetemesin, emojileri vesaire yönetemesin, sunucuyu yönetemesin. İşte davet oluşturabilsin. Kullanıcı adını işte değiştirebilsin veya mesela değiştiremesin yapabilirsin. Tabii ki üyeleri atamasın, engelleyemesin vesaire vesaire. Buradan bunları oluşturdunuz ve değişiklikleri kaydettiniz mesela. Şimdi buradan ayarlardan SC kısmına gelip çıktık ve şu özele tekrar tıkladım. Bakın kanalı düzenle dedim. İzinler kısmına geldim. Buradan mesela bakın. Roller, üyeler, yöneticiyi ekliyorum buraya. Bakın. Yönetici kanalı görüntüleyebilsin. Şu kanalı görüntüleyemesin. Bakın. Böyle yaptığımda sadece yönetici her kanalı görüntüleyebilecek. Everyone dediği yani tüm üyelerin, klasik üyelerin kanalı göremeyeceğini bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunun dışında da spesifik ayarları buradan yapabilirsiniz. Buna ek olarak mesela metin kanallarına da bir tane özel ekleyelim. Hemen özel diyorum. Özele geldim. Düzenli dedim. İzinler dedim. Şuradan hemen yine rolleri ekledim. Yöneticiler. Yöneticiler bunu bu sefer her ikisi de görebilsin. Her ikisi de şeyi görebilsin. Ama yöneticiler kanalı yönetebilsin. Şöyle mesela burada mesajları yönetebilsin. Mesaj geçmişini hepsi okuyabilecek. Metin okuma mesajı gönder bakın. Bunu yöneticiye verdim. Okuma mesaj gönderi yöneticiye verdim. Everyone'a geldim. Bakın onda var mı? Mesaj gönderi bunu da kapattım mesela bakın. Mesaj gönderi bunu da kapattım. Yönetici de açık hale getirdim. Böylelikle bu özel grubuna sadece yöneticiler mesaj gönderebilecek ama herkes bu mesajları görebilecek. Mesela bu özel değil de mesela duyurular olabilir. Örnek veriyorum duyurular. Şurada değişiklikleri kaydedip çıkalım. Bu mesela özel kanalı duyurular kanalı da olabilir. Duyuruları sadece yöneticiler yapabilir ama herkes görebilir. Bu şekilde sunucu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bunun dışında böyle daha fazla kategori oluşturmak istiyorsanız bunun için buradan şuradaki boşluğa sağ tıklayıp kategori oluştur diyebilirsiniz. Mesela kategori oluştur kısmına atıyorum VIP üyeler kategorisini oluşturdum. Şurada VIP üyeler kategorisini oluşturduktan sonra buraya mesela bir tane metin kanalı, VIP mesajlaşma ve de VIP konuşma olarak ekleyeceğim. Şu şekilde. Ekleyebildim mi? Şöyle bir tekrarlıyorum. Ses kanalı VIP konuşma şeklinde ekledim. Ha, şunu genişletmem gerekiyormuş. Bir fazla eklemişim. Bu şekilde bunları mesela kapatıp açabiliyorsunuz. Ondan dolayı. Bakın mesajlaşma veya VIP konuşma. Yanlışlıkla şu an tabii grubun içine giriş yaptım ama zaten mikrofonum vesaire kapalı. Sözü gelmişken bakın. Buradan mikrofonu açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan ise mesela mikrofonumuz açık diyelim. Şuna bir kere bastığınızda otomatik olarak hem mikrofonu hem de sizin kulaklığınızı kapatıyor. Yani o an bu grupta 5-10 kişi var diyelim ve onlar konuşuyorlar. Ani bir şey oldu, sesinizi kapatmanız gerekiyor. Şuna bir kere bastığınızda ne siz onları duyarsınız ne onlar sizi duyar. Ama sadece diyorsanız ben onları duyayım ama onlar beni duyamasın mikrofonunuzu susturmanız bu anlamda yeterlidir. Kategori VIP üyelere özel açmıştık. O zaman izinleri de VIP üyelere özel olarak ayarlamalıyız. Kategoriye sağ tıkladım ve kategoriyi düzenle dedim. İzinler dedim. Bakın burada yine aynı şekilde rol ekleyeceğiz. Mesela buraya VIP diye bir izinler kategorisi, rol kategorisi eklemiş olsaydık onu seçecektik. Ama ben şimdilik VIP olmadığı için onun yerine yöneticiyi seçeceğim. Bakın kanalları görüntüle. Ya da mesela kanalı herkes görüntüleyebilirsin ama şöyle şuradan geleyim. Sesli kanala sadece VIP'ler bağlanabilsin. Sadece VIP'ler konuşabilsin vesaire. Onun dışında mesajları mesaj gönder kısmına da sadece VIP'ler mesaj gönderebilsin. Ama bunu böyle yaptığınızda sadece VIP'ler mesaj gönderebilir ama normal üyelerde bu kısmı görebilir. Yani onlar mesela diyelim VIP satıyorsanız bakacaklar VIP'ler oraya giriyor ama kendileri giremeyecek. Belki de VIP almak isteyecekler. Böyle bir pazarlama amaçlı da bunu kullanabilirsiniz. Bunun dışında siz yöneticisiniz diyelim ve üyeleriniz var. İstediğin zaman şöyle üyenin ismine basılı tutarak
şöyle bir sesli konuşma grubundan farklı bir sesli konuşma grubuna çekebilirsiniz. Tamam diyelim sunucu istediğiniz gibi oluşturup tasarladınız. Şimdi arkadaşlarınızı davet etmek istiyorsunuz. Bunun için hemen yine buradaki oka tıklayarak bakın insanları davet et diyerek hazır hali hazırda arkadaşlarınız varsa onları davet edebilirsiniz veya şu davet linkini kopyalayıp istediğiniz yerden, ister Discord'dan, ister WhatsApp'tan, ister başka platformdan, mailden arkadaşlarınıza atabilirsiniz. O linke tıklayan herkes bu sunucuya otomatik olarak katılacaktır. Ek olarak buraları zenginleştirmeden önce mesela kullanıcı ayarlarımızı nasıl yapabileceğimize tıklayacağız. Şöyle sağ değil pardon, şuradaki ayar simgesine tıkladığımızda kendinizle ilgili ayarları da yapabiliyorsunuz. İşte hesabım, gizlilik ve güvenlik vesaire. Buralar aslında çok da önemli değil. Ses ve görüntü kısmından mesela mikrofonunuzu ve hoparlörünüzü vesaire seçebiliyorsunuz. Bildirimleri buradan yönetebiliyorsunuz. Mesela normalde bunu otomatik olarak yüklediğinizde size sürekli masaüstü bildirimi gelecektir. Biri sunucuna katıldı, biri şunu yaptı, biri bunu yaptı. Bunu buradan mesela deaktif hale getirirseniz masaüstü bildiriminiz gelmeyecektir. Siz istediğinizde kendiniz Discord'a gireceksinizdir. Bu arada tüm bu anlattıklarımı mobil üzerinden de yapabiliyorsunuz. Ben bilgisayardan anlatmama rağmen. Bunun dışında sunucu üzerinde de daha fazla ayar yapabiliyorsunuz. Bunun için tekrar sunucu ayarları kısmına geliyorum. Buradan mesela sunucuya buradan fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. Adını değiştirebiliyorsunuz. Denetim kaydı kısmına gelerek sunucuda işlem yapan üyelerin hangi işlemleri yaptığını görebiliyorsunuz. Buradan mesela diyelim bir yönetici atadın sunucuya. Onun neler yaptığını görebiliyorsunuz. Yanlış bir şey yaptıysa buradan fark edebiliyorsunuz. Bunun dışında üyeler kısmına tıklayarak sunucunuzdaki tüm üyeleri buradan kontrol edebilir. Bunlara işte yetki, rol atayabilir veya işte susturabilir. Şu an yönetici olduğum için burada ekstra ayarlar yok ama mesela onu sunucudan atabilir, banlayabilirsiniz. Yasaklar kısmına geldiğinizde de daha önce banladığınız kişileri burada görebilirsiniz. Evet, bu videodan bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olabilmiştir. Daha fazla faydalı video için kanala abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretlediğinizden emin olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.